Canım arkadaşım selamlar ben Sevmeyli Hoca, Sevmeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. Umarım halin, keyfin, sağlığın, malın her şey yerindedir. Çünkü bugün çok önemli bir konu işleyeceğiz. Bu önemli konuyu çok ama çok iyi anlayabilmek için bütün bu saydıklarımın yerinde olması şart. Diyormuşum herkes videodan çıkıyormuş şaka şaka evet gençler parabolde tepe noktası işleyeceğiz ama gerçek anlamda pür dikkat dinlemen gereken bir ders Bundan kaynaklı lütfen algılarını iyi aç. Kulaklığını mulaklığını tak. Kalemini, defterini, kağıdını, pdf'ini çıktığını her şeyini hazırla. Ve beni çok ama çok iyi dinle. Abone olduysan ve videoyu da beğendiysen geçebiliriz dersimize. Evet şimdi notumuzla bir başlayalım. Diyor ki parabolde tepe noktası kavramını iyice anlaman ileride göreceğin türev konusunda rahat etmeni sağlayacak. Hmm, demek ki bundan kaynaklı önemli Peki o yüzden parabolün tepe noktası ile ilgili biraz yorum yapalım ve arkasından fazlaca örnek çözerek konuyu sağlam temellere oturtalım demişim. Şimdi parabolde tepe noktası kısmını bir inceleyelim bakalım. Parabolün artarken azalmaya ya da azalırken artmaya başladığı nokta tepe noktasıymış. Bak gördüğünüz üzere azalırken hop artmaya burada başlamış. Dolayısıyla burası tepe noktası veya artarken hop burada azalmaya başlamış. Demek ki burası tepe noktasıdır diyeceğiz. Parabolün simetri ekseni ile kesiştiği noktadır da diyebiliriz. Bundan dolayı simetri ekseninin apsisi ile tepe noktasının apsisi aynıymış. Pekala simetri ekseninin apsisini bulmanın en kolay yolu parabolün x eksenini kestiği noktaların aritmetik ortalamasını bulmaktır. Yani eğer ki bunlar x1 ve x2 ise x1 artı x2 bölü 2 diyeceğiz. Peki x1 artı x2 neydi? Kökler toplamıydı. Eksi b bölü a'ydı. Eksi b bölü a'yı burada yerine yazacak olursak. Eksi b bölü 2a tepe noktasının apsisi. Böylelikle de simetri ekseninin de kendisi olur diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi tabi kaide nasıl buluyorduk? R'yi yerine yazarak. 10. örneğimize bakalım. Parabolün tepe noktasının koordinatları toplamı sorulmuş. Hemen tepe noktası için ne yapıyoruz arkadaşlarım? Eksi B bölü 2A yapıp R'yi buluyoruz. Peki burada R kaçtır o halde? Eksi, eksi 8 bölü şunun 2 katı yani eksi 2. Burada 8'i eksi 2'ye bölersem eksi 4 gelir. Yani benim tepe noktamın apsisi eksi 4'müş dedim virgülü çaktık. Şimdi k'sını bulacağım. Yani eksi 4'ü yerine yazacağım. f eksi 4 lazım bana. O halde eksi eksi 4'ün karesi 16 yapar. Eksi 8 kere eksi 4 artı 32 yapar. Ve artı bunun üzerine 2 ekleyeceğiz. Bak burası ne gelir? Tabii ki de 16 gelir. 2 eklersem 18 olur. Tepe noktamızın apsisi eksi 4 ve ordinatı 18 ise bunun koordinatları toplamı sorulmuştu. Koordinatlar toplamı tabii ki de 14 yapar. O halde cevabımız 14'tü diyebiliriz. Evet 11. örneğimiz için sağ üst taraftayız artık. x kare artı 6 x artı 12 parabolünün tepe noktasının orijine olan uzaklığı soruluyor. Hemen r'sini k'sını bir bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bize tepe noktasını verecek. R'si eksi 6 bölü 2'den eksi 3'tür arkadaşlar. Bu cepte. Eksi 3'ü de yerine yazarsam k'yı bulurum. Hemen yerine yazalım. Eksi 3'ün karesi 9. 6 kere eksi 3 eksi 18 yapar ve 12 ekleyeceğim. Bu da bana kaçı verecek? 3'ü. Dolayısıyla K'mız da 3'müş. Şimdi tepe noktasını kartezyen koordinat sisteminde gösterecek olursak şurası eksi 3'müş. Aha da şurası da 3'müş. Bak K'sı ve R'si kesiştiği yerde burası. O halde tepe noktası demek ki buradan geçiyor. İşte bu tepe noktasının orijine olan uzaklığı sorulmuş. Hemen şuradaki minik dik üçgeni görecek olursak e şurası 3 birimdi hocam. Burası da 3 birimdi. O halde 3 3 3 kök 2 üçgeni vardır deriz ve buradaki uzunlukta bize 3 kök 2'nin ta kendisini verir. Cevabımız 3 kök 2 olacaktı dedik. Ve devam. 12. soru. Aşağıda 2. dereceden fx fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Bu fonksiyon hakkında kollarının yukarı doğru olduğunu görüyoruz. Tepe noktasının absesinin 0 olduğunu görüyoruz. Parabolün tepe noktası da 0'a 2 noktasıdır denmiş. Ve Fonksiyon da işte burada arkadaşlar. Buradaki fonksiyona göre B kaçtır diye sorulmuş. B dediği yer neresi? Şuradaki B'den bahsediyor tamam mı? Şimdi tepe noktamızın apsisinin sıfır olduğunu söylemiştik ya. Demek ki eksi B bölü 2A eşittir sıfırmış. E bunun sıfır olabilmesi için tek şartımız B'nin sıfır olmasıdır. O halde şöyle bir cümlede kurabiliriz aslında. Eğer ki bir parabolün tepe noktası y ekseni ise X'in katsayısı olan B'si sıfırdır. X'in katsayısı olan yer şurası yani B burasıydı. O halde A kare eksi 16 kesinlikle ama kesinlikle sıfır olacak. Yani A kare eşittir 16 olmak zorunda. A buradan bir eksi 4 bir de artı 4 gelebilir. Şimdi ama hangisi? Buna nasıl karar vereceğiz? Şöyle ki. Eğer ki a eksi 4 olursa şurası eksi 2 olur. Eksi 2 x kareden kaynaklı da bu parabolün kolları aşağı doğru dönmüş olacaktı ama şeklin ben şekilde parabolün kollarının yukarı doğru olduğunu görüyorum. Demek ki a eksi 4 olamaz o halde a 4'müş. Ve yerine yazarsam ben bunu fx fonksiyonu bak şurası 4 olursa burası 6 olur. 6x kare A'sı kaçtı? 4'tü. 4 ile 3 B'yi çarptım. 12 B geldi. Hocam ortadakini unuttuk deme sakın. Çünkü ben zaten oranın 0 olması gerektiğini söylemiştim. Pekala fx fonksiyonumuz bu. Ve ben bu parabolde 0'ı yerine yazdığım takdirde nereden geçtiğini görüyorum bunun? 2'den geçtiğini görüyorum. O halde f 0 eşittir. 6 kere 0 0 yaptı zaten yazmıyorum. Artı 12 B'miz 12 B eşittir 2 dedim ve buradan B'nin de 2 bölü 12 yani 1 bölü 6 olması gerektiğini tabii ki söyleyebilirim. 12. örneğimizi de çözdük böylelikle. Hazırsan şimdi geçelim 13'e. 13. örneğim güzel bir örnek. Dikkatli bir şekilde dinle beni. Parabolünün tepe noktası y eşittir 2 ekseni üzerindeymiş. Şimdi y eşittir 2'nin üzerindeyse eğer benim parabolüm şu şekilde kartezyen koordinat sisteminde bak şurası eğer 2 apsisli noktaysa 2 ordinatlı noktaysa y eşittir 2 ekseni işte bu eksendir. Burası x ekseni burası y ekseni y eşittir 2 de bu. Şimdi bu parabolün kollarının da yukarı doğru olduğunu görüyoruz. E tepe noktası varsayalım ki şuradaysa demek ki benim parabolüm y eşittir 2 eksenine teğet olmak zorundaymış. Burası anlaşıldı diye umuyorum. Pekala ben daha öncesinde x eksenine teğet olan bir parabolü görmüştüm işlemiştim ama y eşittir 2 y eşittir 3 4 5 gibi böyle eksenlere teğet olan bir parabolü şu an ilk defa karşılaşıyoruz. Peki A'nın alabileceği değerlerin oranı sorulmuş bize peki ben şimdi ne yapacağım? Hocam çok basit bir şey yapacağız şunu eğer ki ben bu parabolü tutup bu parabolü tutup eğer ki iki birim aşağı doğru kaydırmayı başarabilirsem eğer işte o zaman parabol x eksenine teğettir diye bir cümle kurabilirim. Peki ben bir parabolü iki birim aşağı nasıl kaydırırım? Aslına bakarsan parabol bir fonksiyon ki fonksiyonları iki birim aşağı kaydırmak için ben bu fonksiyondan iki çıkarılması gerektiğini biliyorum. O halde artık benim yeni fonksiyonumda şurası 8a eksi 7'ymiş deriz. Pekala. Şimdi A'nın alabileceği değerlerin oranı sorulmuştu ki ben artık bu fonksiyonun x eksenine şurada teğet olduğunu bildiğim için deltasının da sıfır olması gerektiğini biliyorum. O halde deltasını kontrol edelim. Direkt deltaya girebiliriz ama katsayı 1 ise ne yapıyorduk? Şunun yarısının karesi yani A artı 1 yapar onun yarısı. Bunun karesi eğer delta sıfıra eşitse tabii ki C'ye eşit oluyordu. 8A eksi 7'ye eşittir diyebiliriz. Şimdi buraya açalım. A'nın karesi artı 2A artı 1 eşittir 8A eksi 7 dedim. Hepsini sol tarafa davet edelim. A kare kibar bir şekilde eksi 6A ve artı 8 eşittir 0 geldi. Şimdi ben buradaki denklemi çözeceğim, A'yı çözeceğim. Pekala A ve A burası da eksi 4 eksi 2 olursa çarpımları 8 ve toplamları eksi 2 olacağından A'n alabileceği değerlerden birisi 2 ve diğeri de. 4'tür. Şimdi A'nın alabileceği değerlerin oranı kaç olabilir diye sorulmuştu. O halde cevabımız ya 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'dir ya da 4 bölü 2'den 2'nin ta kendisidir diyeceğiz. Yani A'nın alabileceği değerlerin oranı 1 bölü 2 veya 2 olabilirdi. Eğer bu soruda şık olmuş olsaydı bu şıkların arasında ya 1 bölü 2 olacaktı ya da 2 olacaktı sevgili gençler. 14'teyiz artık hadi bakalım x kare eksi 6 x artı 4 parabolünün 1 ile 6 yani x'ler 1 6 kapalı aralığındayken alabileceği en küçük değer ve en büyük değer sorulmuş. Şimdi gençler olay şu. x-y kartezyen koordinat sistemi üzerinde bu tarz sorularda önce parabolün tepe noktasını buluyorsunuz ilk olarak ki parabolün tepe noktasının apsisi sevgili arkadaşlarım 3'ün ta kendisidir. Tepe noktamız 3'teymiş. 3 üç apsisi noktadaymış ve benden istenen bölgede 1 ile 6 aralığı olduğu için 1'i şurada gösterdim 6'yı da biraz daha uzağında gösteriyorum çünkü burası 2 birim burası 3 birim peki benim parabolümün bölümün tepe noktası 3'müş şu an temsili biçimde gösteriyoruz aslında bakarsanız bunu çizmemize gerek yok ama ben bunun kasını da bulayım net bir şekilde anlayalım 9 eksi 18 bak k'yı bulmana lüzum yok ama birazdan işimize yarayabilir. 9'dan 18'i çıkardım eksi 9 4 ekledim ne geldi eksi 5 geldi. Şimdi 3 için eksi 5'ten geçtiğine göre bu parabol şöyle gösterelim. İşte tepe noktamız burasıymış. Peki tepe noktası burasıysa ben bu parabolü artık şu şekilde hayal edebilirim. Değil mi? Şöyle hayal edebiliriz arkadaşlar. Peki Şimdi olay, bak bunun devamını çizmedim, bunu da aslında devamını çizmedim. Olay şu, benim parabolümde e, bu aralıkta, hangi aralıkta olduğunu da şöyle çizip gösterelim. Bak şu ve şu aralıkta, tamam? Bu aralıkta parabolümün alabileceği en küçük değer tepe noktasındadır çünkü tepe noktası bu aralıkta ise zaten başka bir şansımız yok. Alınabilecek en büyük değer ise tepe noktasına daha uzak olan noktadadır. Bak burası iki birim. Burası 6'ya 3 birim o halde tabi ki daha uzak olan daha da fazla büyümüştür mantığıyla maksimum değer burasıdır minimum değer burasıdır diyeceğiz. En küçük değeri zaten bulmuştuk eksi 5 en büyük değeri bulabilmek için de 6'yı yerine yazmamız lazım bu da 36 eksi 36 artı 4'ten 4'ün ta kendisi yapar o halde maksimum değer bu aralıkta 4'tür en küçük değer de bu aralıkta eksi 5'tir diyeceğiz. Eğer tepe noktası bu ikisi arasındaysa tamam Tabi bu şöyle de olabilirdi. Mesela 2 Aralık'ta şöyle yapıp parabolün kolları aşağı doğruysa maksimum değer veya minimum değer. Eğer R bu iki sayı arasındaysa maksimum veya minimum değer kesinlikle ama kesinlikle tepe noktasıdır. Ve daha küçük veya daha büyük olan değer de tabi ki tepe noktasına daha uzak olan yerdir. Bu cepte. Eğer ki tepe noktasının apsisi bu aralığın dışında olmuş olsaydı o zaman da şöyle düşünecektik. Mesela şöyle bir parabol var. R'si burası ama adam gitmiş bana soruda diyor ki şu aralıkla şu aralıkta diyor. Mesela 1 ile 6 arasında. Tamam. E şimdi o zaman da e, parabolün kolları yukarı doğruysa R'ye daha yakın olan yer eğer R solundaysa tabii ki. Bunun tabii mantığını tüm sorular için kendiniz tek tek kurabilirsiniz. E, daha yakın olan taraf daha küçük daha uzak olan taraf daha büyük. Tabii kollar aşağı doğru olmuş olsaydı tam ters cümleler kuracaktık gençler tabii ki bunun mantığını dediğim gibi kendiniz kurabilirsiniz. 76. sayfamızı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlarım 15. sorumuzda. Örnek 15 demiş ki aşağıda SML Hoca Matematik TYT Kamp kitabı ve kenar uzunlukları x değişkenine bağlı biçimde verilmiş. Buna göre TYT Kamp kitabının kapağının alanı en çok kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi kapağının dikdörtgen olduğunu düşüneceğiz. Burada bir alan fonksiyonu oluşturmamız gerekiyor. Alan fonksiyonu olan ax eşittir. 3x artı 2 ile 2 eksi x'in çarpımıdır diyeceğiz. Ve ax fonksiyonumuz dağıtırsak 6x eksi 3x kare ve artı 4 eksi 2x diyeceğiz. Buradan biraz da düzenleyelim bunu. Eksi 3x kareyi öne yazdım. Daha sonrasında artı 4x'imiz var. Bak 6x'den 2x'i çıkararak buldum ben bunu ve artı bir de dördümüz mevcut. Şimdi alan fonksiyonunun alabileceği en büyük değer soruluyor. Bir kere e, ax fonksiyonu yani alan fonksiyonu artık ikinci dereceden ve kollarının da aşağı doğru olduğunu görüyoruz. Çünkü eksi 3 negatif. Aşağı doğru kolları olan bir parabol düşündüğünüz zaman bu parabolün alabileceği maksimum değer tabii ki de tepe noktasının apsisinde alır ve tepe noktasıdır bunun alabileceği en büyük değer. O halde ben tepe noktasının apsisini yerine yazacağım. Tepe noktasının apsisi nedir? Eksi 4 bölü şunun iki katı yani eksi 6. Hop hop 2 bölü 3 geldi. 2 bölü 3'ü ben gideceğim a fonksiyonunda yerine yazacağım. Yani eksi 3 çarpı 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 yapar. Artı 4 kere 2 bölü 3 dedim. Ve artı bir de 4'ümüz var. Şu 3 ile şu 9'u sadeleştirdim ki burası sevgili arkadaşlarım 3 oldu. Eksi 4 bölü 3 ve artı 8 bölü 3 var. 4 bölü 3 gelir artı bir de 4'ümüz var. 3 kere 4 12 4 ekledim 16 bölü 3. Benim bu kitabımın benim kitabımın <laughs> ön kapağının alabileceği maksimum değerdir. Alanının alabileceği maksimum değerdir gençler. Örnek 16 x kare eksi 6 x artı k parabolünün tepe noktası x artı 1 doğrusu üzerinde olduğuna göre demiş. Şimdi bir tane parabol düşünelim. X'e kartezyen koordinat sisteminde. Rastgele bir parabol düşünüyorum. Şöyle yapalım. Hop böyle bir parabol. Daha sonrasında bir de x artı 1 doğrusu varmış. x artı 1 doğrusu içinde sevgili arkadaşlarım tepe noktası bu doğrudan bu parabolün tepe noktası bu doğrunun üzerindeymiş. Şu x artı 1 bu da parabol x kare eksi 6x artı k. Güzel. Şimdi ikis, e, ikisinin de ortak bir noktasının olması güzel. Bu noktanın da tepe noktası olması güzel. Çünkü tepe noktası hesaplanabilir. Eksi b bölü 2a ile. Eksi b bölü 2a'mız burada 3 yapar arkadaşlar. Demek ki şurasının apsisi neymiş? 3. 3 için hangi ordinattan geçer? Bunun merakı içerisindeyiz. Aslında basit. 3 için şurada yerine yazdığımız zaman 3 artı 1'den 4'ten geçer arkadaşlar. 3 için 4'ten geçiyor. Ve ben diyorum ki benim parabolüm de 3 için 4'ten geçmek zorunda. Niye? Aynı noktada var zaten. O zaman yazalım. 3'ü yerine yazdım. 9 eksi 6 kere 3 18 yaptı. Artı k eşittir 4 olmak zorundadır. Dedik şurası kaç yapar arkadaşlar? Eksi 9 mu? Bu eksi 9'u alıp karşıya gönderirsek eğer k'nın 13 olması gerektiğini buluruz. Bizden ne istemişti? K isteniyordu o halde cevap karşımızda artık K 13'tür diyeceğiz gençler. Ve 17. sorumuz. 17. örneğimiz. Aşağıda f parabolü verilmiş. Parabolün tepe noktası da a'ymış. Şurası. Ve bu parabolün ismi de x kare eksi 8x artı 21'miş. Hemen tepe noktasının apsisini bulurum 4. Yani ben şunu şöyle aşağı doğru çektiğim zaman tepe noktasının apsisi neymiş arkadaşım? 4'ün ta kendisiymiş. Güzel. Bu üçgen hakkında bir bilgi vermiş mi? İkiz kenarmış bak. İkiz kenarsa eğer şu ile şu birbirine eşit ve burası 4 ise tabi ikiz kenarda diki indirince tabanı iki eşit parçaya bölecek. E şurası kaç birim? 4. O zaman burası da tabi ki 4 birimdir. Yani aslına bakarsan OB uzunluğu 8'miş. Üçgenin alanı sorulmuş ya. Tabanımız 8 taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Tabanımız 8 olduğunu gördük. Şimdi 4'ü yerine yazarsam eğer ben K'yı bulacağım için parabolün K'sını. E bu K'da zaten bize bu üçgenin yüksekliğini verecek. Demek 4'ü yerine yazarsam buradaki yüksekliği bulurum. 4'ü yazalım arkadaşlar 16-32 artı 21'den. Eksi 16 artı 21'den bize 5'i verir. Demek ki yüksekliğimiz de 5'miş arkadaşlar. Taban 8 yükseklik 5 2'ye bölersem üçgenin alanı hazır. Cevap 21'in kare olacaktı. Evet artık burada sol alt köşede bir soru kalmadı. Ben devam edeceğim. Sağ üst tarafla sevgili arkadaşım 18. örneğimiz ki bu videonun son örneği. Çünkü bir sonraki e, kısımda parabolün denklemini yazmaya geçeceğiz. fx eşittir x kare eksi mx artı n eksi 5. Bu fonksiyonun belirttiği parabolün tepe noktası 3'e 5 olduğuna göre m artı n kaçtır? Şimdi r'si bu k'sı bu. E, R dediğimiz şey eksi b bölü 2'ye ait. O zaman şurada yerine yazarsam eksi, eksi m bölü 2. Yani cart cart gitti m bölü 2 geldi m bölü 2 kaçmış 3. O halde m kaçtır gençler? 6'dır bu cepte. M'nin 6 olduğunu biliyoruz. X kare eksi 6 x artı n eksi 5 oldu artık burası. Ve dikkat et. Ben 3'ü yerine yazınca 5'ten geçmesi gerektiğini biliyorum. O halde 3'ü burada yerine yazalım. 3'ün karesi 9 eksi 6 kere 3 18 yapar. Artı n eksi 5 eşittir. Neyden geçmesi gerekiyordu? 5'ten. 9 18 çıkardım. Eksi 9. 5 daha çıkardım. Eksi 14. Karşıya attım. Ne eşittir? Kaç geldi? 19'un ta kendisi. Şimdi M6'ymış, N de 19'muş. ikisinin toplamı sorulmuştu bana. Doğru cevap 25 olarak karşımıza çıkar diyebiliriz. Evet parabolun denklemini yazma kısmındayız artık gençler. Ee, burada 3 tane birbirinden farklı metot göstereceğiz. Parabolün denklemini yazmada diyeceğiz ki üç noktası bilinen parabolün denklemini yazmak ki en az kullanılanı bu diyeceğiz. Kökleri ve bir noktası bilinen parabolün denklemini yazmak diyeceğiz ve tepe noktası ve bir noktası bilinen parabolün denklemini yazmak diye üç tane farklı e, konu anlatacağız size ve artık parabolün denklemini yazmayı da öğrendikten sonra yavaş yavaş parabolle doğrunun birbirine göre durumları ve en sonda da özel ve güzel örneklerle konumuzu bitireceğiz. Ee, hocam sadece buradaki testleri çözmek bana yeterli olur mu diye soran arkadaşlarım eğer varsa kafasında böyle kuşkuları olan arkadaşlarım varsa e, tabii ki de şöyle, de şöyle bir iddiada bulunmayacağım. Buradaki testleri çözseniz yeter diyemem. İmkanı yok yetmez arkadaşlar. Yani parabolde mesela ustalaşabilmek için 3 tane test ki bir tanesi kolay bunların. 3 tane test çözsen yeter diyebilir miyim? Tabii ki diyemem. Buradaki örneklerle beraber o yeter mi hocam? Tabii ki yetmez. Mutlaka kendinize ait bir soru bankanız olması gerekiyor. Mutlaka. Ve o soru bankasını mutlaka bitirmeniz, eritmeniz, tüketmeniz gerekiyor. Ee, soru bankası şart mı? Ee, Aslında bakarsan şart değil. Ama hem işini rahatlatman için söylüyorum bunu hem de e, biliyorsun... Sınavda bilgi ile beraber bilgi çok önemli ama pratiklik de çok önemli. Yani süre için gençler süre için pratiklik çok önemli. Pratik kazanabilmen için de soru bankası şart. Ee, dolayısıyla biz bu pratiği soru bankasıyla kazanacaksak eğer, mutlaka bunların yanında da bir soru bankası olsun. Soru bankası önerisi isteyen arkadaşlarım var mı yok mu bilmiyorum ama az çok zaten piyasada kimin neyi tercih ettiği belli gençler. Ee, kırtasiyecilerden gidip de şey almayın. Öneri almayın. Hele bazıları var. Hiç almayın. Yani tamamıyla sevgili arkadaşlar siz kendiniz e, hocalarımıza sorabilirsiniz. Sizi bilen insanlara sorabilirsiniz. Özel ders alıyorsanız özel ders hocanıza sorabilirsiniz. Etrafınızdaki e, mutlaka ama mutlaka görüyorsunuzdur zaten e, basit düzey soru bankaları, orta düzey soru bankaları, üst düzey soru bankaları sınava uygun olsun yeter. Ben başka bir şey istemiyorum. Sınava uygun olsun yeter. Tamam. Evet artık e, bu kısmı da anlaşıl anlattıysanız parabolün denklemini yazma konusunda bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.